Beyin Kültür Programı'nda bugün beraberiz. Akademi koromuza bu güzel girişleri nedeniyle teşekkür ederim. Haberimiz, nelerden haberimiz olacak bugün bakalım. Evet. Şimdi bugün konumuz zıtların dinamiği konusunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Tembellik ve çalışkanlık ikilemini konuşacağız. Tembellik ve çalışkanlık ikilemi içerisinde isterseniz tembellikten başlayalım. Tembelliğin aslında bir erdem olduğunu söyleyenler de var. Çok ilginç. Yani buradan başlayalım. Hatta Bernard Russell'ın bir tembellikle ilgili köle ahlakı demiş. Yani bunu da yani ben yani ilk defa rastladım. Hani biraz şöyle literatüre bakayım derken bakladım. Bu da ayrı bir değerlendirmek gerekir. Yani tembellikten kastedilen nedir? Yani ben daha sonra baktım, tembellikten kastedilenin tam tembellik olmadı. Sakinlikle tembelliğin karıştırıldığını da gördüm. Çalışkanlıkla hiperaktivitenin karıştırıldığını da gördüm. Yani birçok yerde kişiyi tembel diyorsunuz, böyle bir patron, lider oturuyor, ayağını uzatmış böyle. Hiçbir şey yapmıyor bu adam diyorsun. Fakat bir karar veriyor, her şeyi birdenbire değiştiriyor, tembel gibi gözüküyor. Başka insana görüyorsun, koşturuyor, oraya koşturuyor, her şeye karışıyor, çok çalışkan birisi. Fakat her şeyi eline yüzünü bulaştırıyor. Onun için nerede tembellik, nerede çalışkanlık, bunu herhalde bu programda biraz daha sınırlarını çizelim. Yani özellikle yeni kuşaklar için de çok önemli bu. Z kuşağı da yani zamanı çok farklı kullanan bir kuşak. Bu yeni kuşak. Burada yani bir de insanın biyolojik doğasını burada ben önce biyolojik doğasında biyolojik doğası tembellik yönünde mi insanın daha çok çalışıyor, çalışkanlık yönünde mi diyerek ben Sultan Hocam'dan başlamak istiyorum. Biyolojik doğaya bağlı bir şey mi bu bir kere önce? Genlerimiz ne diyor? Çalış mı diyor, tembel ol mu diyor. Onun için savanalara, Afrika'ya falan gitmek lazım hocam. Burada tabii hocam başladığınız şeyle gitmek lazım. Hakikaten orada bir karıştırma oluyor. Yani tembellikle işte aylaklık arasında ya da miskinlik diyoruz ya bazen. Çok miskinsin falan, çok tembelsin. O Russell'ın aylaklığa övgüsü. Yani tembellik dediğimiz şey tabii şey bir psikiyatristlerin kutsal kitabı var ya, DSM. Orada yok mesela yani. Demek ki bir hastalık değil yani. Oradan girebiliriz olaya. Tembellik hastalık kategorisine girmemiş henüz. Ama tabii ki bazen insanın yaşamını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Yani motivasyon olmayınca, tembellik olunca. Onu nasıl tanımlarız diye şöyle belki tanımlanabilir. Hocam ona bakarsan yalan da girmiyor.
Yalan söyleme hastalığı yok mu? Yani sürekli yalan söyleyen birinin. O yalan, mitomanik kişilik olabilir. Yani bir kişinin parametre olarak benim o DSM sisteminde araya girdim ama. Yok, önemli değil. Yani kişilik, 12 tane kişilik tipi var tanımlarken. İşte bazen 9 diyorlar ama. Yani yalancılığı kişilikte ana tema olarak işleyen birisini çok ele almıyor. Antisosyallik içinde ele alıyor. Halbuki her kişinin de bir farkı her vardır. DSM'de 3-5 yılda bir tanılar artıyor hocam. Artıyor. İleride yalancılık da oraya girer. Evet. Ya da şey, tembellik de girer belki. Çünkü kapitalizmin istediği şey çalışkanlık. Öğretkenlik. Evet. Tembelliği genelde nasıl tanımlarız? Şöyle denebilir belki. Yani yapmanız gerekenler şeyler var. Bunların bilincindesiniz. Yani bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu kendi içinizden gelen, düşündüğünüz bir plan, bekleyen bir şeyler olabilir. Ya da işte bir yerde çalışıyorsunuz. Bir üstünüzün ya da işveren istediği yapmanız gereken bir şeyler var. Bunları yapmamak, ötelemek, ertelemek ya da yapacak motivasyonu bulamamak. Ama bundan da bir rahatsızlık hissetmek. Yani bu tembellik olarak şey yapılabilir, adlandırılabilir. Şeyin, Russell'ın dediği aylaklık biraz daha yaratıcı bir şey. Yani o genelde benim de çok sevdiğim bir şey. Yaratıcı tembellik diyelim. Yaratıcı tembellik, evet doğru. Yaratıcı tembellik, aylaklık. Evet. Nadasa bırakma diyelim ona. O bilim insanlarının çok yaptığı bir şeydir aslında. Mesela çok yoğun saatler çalışılır, laboratuvarlarda işte masa üstlerinde denklemler yazılır. Bütün bilim tarihinde vardır bu. Sonra bir yorgunluk aşaması gelir ve artık bırakırlar onu böyle. Üstü kapanır. Orada bilinç dışı olarak artık problem bakar böyle bir anda bir asansörde ya da yürürken pat diye çözüm önüne çıkar. Kuluçka değil. Kuluçka dönem işte. O kuluçka aslında aylaklık dönemi. Yani konuyla ilgilenmez. Hı. Başka gereksiz uzak şeylerle ilgilenir. Bir anda böyle yaratıcılık çıkar. Evet. Aylaklıkla tembellik böyle. Fakat böyle. Şeyi nereye koyacağım bilemedim. Yani bu miskinliği falan. Üsküdar'da hocam bir şey biliyor musun? Üsküdar'da miskinler tekkesi var. Ha evet doğru. Miskinler Tekkesi'nin dergahı araştırdım ben. Miskinler Tekkesi'nde bir gün yangın çıkmış. Ya yanıyor adamlar, duman girmiş odaya. Halen çıkmıyorlar dışarı. 2-3 kişi almış onları dışarı uzak bir yere götürmüşler. Yani birkaç bina öteye. Aralarında konuşuyorlarmış. İnsan kuş misali. Biraz önce neredeydi, şimdi neredeyse. Miskin meskenet bu. Bu tembelliktir ya. Meskenet tembelliktir. Ama orada şu ayrım şey biraz ince herhalde hocam. O tabii metaforik bir şey herhalde. Herhalde fıkradır o bence yani. Gerçek yok, miskinler teknesi var. Var teknesi var zaten. Var. Ama o cüzdanlılarla alakalı galiba. Yani cüzdanları ayırmak için konulan böyle hareket etmelerini, toplum içinde dolaşmalarını engellemek için yapılan bir şey de. Ama yine de şey belki tefekkür aslında tembellik gibi gözüken bir şeydir. Yani şimdi tabii burada çalışkanlık derken de neyi dediğimizi fiziksel aktivite mi zihinsel mi? Yani tabii. Bir insana bakarsın hareket etmiyordur, olduğu yerde oturuyordur, bir şey yapmıyordur ama aslında belki de çok ciddi tefekkür ediyordur. Yani düşünüyordur zihinsel, o fikir işçiliğini yapıyordur arka planda. Tabii. Dolayısıyla tembellik, çalışkanlık biraz da şey oluyor yani nispi bir şey oluyor. Tabii. Yani bir şey de bir de konjonktürel de bir şey. Yani insan hayatının belli dönemlerinde daha tembel olabilir. Ya da belli bir iş grubunda daha tembel olabilir, öbüründe çalışkan olabilir. Mesela bizde tembellik, çalışkanlık statüleri daha öğrencilik yıllarında başlıyor değil mi? Yani. Notları kötü olan öğrencilere tembel deriz, iyi olanlar çalışkan. Masallar anlatılırken, La Fontaine masalında var ya, çalışkan karınca, saz çalan şey çekirge. Onun da modern versiyonu var hocam, biliyor musun? Hangisi onu bilmiyorum hocam. Yok. Şimdi bütün yaz çalışıyor ya, Ağustos böceği, eğleniyor, karınca çalışıyor. Bu bütün gece çalışıyor. Kış girerken Ağustos böceği karıncanın kapısına geliyor, bana bir şeyler getirir, bir şeyler istiyor, açım diyor. Bütün yaz eğlenmiş çünkü, hiçbir şey biriktirmemiş. Karınca bütün yaz çalışmış, biriktirmiş, kapısını açıyor. La Fontaine'e göre, bütün yaz işte niye çalışmadım falan diye biraz sigaya sorguya çekiyor. Çalışkanlığı yüceltiyor. Yüceltiyor. Sonra yeni versiyonuna gelmiş. La Fontaine şeyde Ağustos böceği kapıya gelmiş. Üzerinde kürk var. Altında lümüzin araba var. Ben kışı Paris'te geçireceğim. İsteğim var mı? İşte orada Ağustos böceğinin işte tefekkür yapıp yapmadığını bilmiyoruz yani. Fiziksel çalışma. Tabii işte, o zaman yani, yazın eğlenmek değer
yapmıyormuş, para çalışkanlık sayılmıyormuş o hikayeye göre. Yani şimdi bir Sultan Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey var. Yani çalışkanlığın bir değer haline gelmesi meselesi. Tamam. Yani kapitalizmin çok belirgin bir çıktısıdır çok çalışmanın kutsallaştırılması. Sanayi toplumuyla birlikte ön plana çıkmış bir şey. Yoksa normalde hani antik Yunan'da olsanız kimse size çok çalışmanızı beklemez. Çünkü kölelerin vazifesidir çalışmak. Yani çalışkanlığın parçası olan bir sürü evi temizle, yemek hazırla, onu yap, bunu yap. İnsanlar için o dönemde makbul olan şey bedensel çalışma değil. Tam tersine zihinsel çalışma, tefekkür denilen şey. Öbür adi işler kölelere dur. Kültürlerde tabii çalışkanlığı yüceltiyor, yüceltmiyor. Mesela şeyi söyleyince ben aklıma geldi. Mesela Hazreti Peygamber'in bir örneği var. Bir yerde giderken birisini boşluk görüyor böyle tembel. Hiç selam vermiyor aynı kişiye. Dönerken bakıyor o kişi elinde bir çöp, bir şeyler yapıyor, selam veriyor. Niye daha önce aynı kişiye verdin şimdi? Hiç olmazsa orada diyor bir şeylerle meşgul oluyor diyor. Yani boşluk ve amaçsızlık burada, mesela bizim kültürümüz onun için boş ve amaçsız olmak şeydir. Yani boş duracağına boş çalış kavramı olmuştur. Burada hatta Aziz Nesin'in bir sözü var. Yani şey, sinek avlıyorsan bile adam gibi avla. Hazinesinindir o da. Ama yani şeyde o yani çalışkanlığın özellikle bizimki türü mesela buradaki üçümüzün de tembellik konusunda yani çok algılayamayacağımız şeyler var. Çünkü gece gündüz hafta sonu çalışan tipleriz biz ve bizi alkışlasınlar diye de yapmıyoruz. O bizim mizacımızdan da geliyor. Yani tatili sevmez mesela bizim gibi tipler. Mümkün oldukça 2-3 günde sıkılıp işe dönmek ya da orada hadi burada oturmuşum 2 satır bir şey yazayım demek falan. Bu mizaç. Bunun... Yok. Plajda şey var, elinde kitap dergi okuyan hocalarımız vardı böyle. Biz bakara sarardık hocalar. Adam plaja gitmiş halinde hala nöroloji okuyor. Dergisi okuyor diye. İşte o Sultan Hoca. Sürekli nöroloji dergisi. Tabletten okuyoruz. Tabletten görünmüyor artık şeyler. Gerçekten bazı insanlar mesela uzun uzun güneşin altında yatıyor. Hiçbir şey yapmadan yani benim için bir tür işkence yani o böyle hiçbir şey yapmadan böyle oturmak. Ama birçok insan için bu yani normal, güneşin altında yatıyor. Ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar onu da bilmiyorum o arada. Yani eve gittiğim zaman ben mesela hemen ne bileyim sofranın kurulması, yemeğin hazırlığı bir şey yaparım yani hiç boş durmam. Başka türlü bir algım da yok yani ve bunu çalışkanlık diye de yapmıyorum. Bu bir hayat ritmi. Ama başka insanlar için başka türlü üretkenlikler söz konusu olabilir. Ben hep şey diye düşünüyorum yani insanlar üzerinde standart uygulamalar koymak çok doğru bir şey değil. Mesela bana öğrenciyken tembel derlerdi çünkü ablama göre notlarım daha kötüydü. Hani anneme sorsanız tembelim. Ama ben müthiş aktif bir çocuktum. İnanılmaz top oynardım mesela sürekli sokaktaydım. Dut ağacının tepesine 100 kere iner çıkardım. Hiçbir dakika durmayan biriydim ve hocam, konsantre olduğum alanda. Riskli davranış geni var. Herhalde. Var. Riskli davranış geni. Dut ağacının 3 kat yükseklikteki dut ağacının tepesinde yaşardım. Vallahi öyle zorluklarım vardı. Ama yani tembellik olarak kriter koyulacak bir şey değil. Bir sürü çalışkan olarak tanımlayacağınız öğrenci dersini yapıyor falan ama fiziksel olarak hiç çalışkan değil. Tam tersine çok atıl durumda olan şey yani bir genç için onlara uygun bulduğumuz bir statü var. Sen oturup ödevini yaparsan, masadan kalkmazsan, orada çalışırsan çalışkansın. Öbürü sokakta çılgın gibi top oynuyor, koşturuyor, vıldır vıldır. Yani bakıyorsun vücut yapıları da farklılaşmış ondan. Ama o tembel çünkü onu not üzerinden değerlendiriyorsunuz. Evet. Şimdi bu kriterler bir insanın çok iyi not alması, çok başarılı olması falan hayatta en üretken kişi olması anlamına gelmiyor bir kere. Buradaki kriteri değiştirmek üretkenlik üzerinden tanımlanması gereken bir şey. Bir insan şurada çok üretken olmayabilir, burada çok üretken olabilir. Yani akademik dünyada bile. Bazıları çok yayıncı, bazıları çok iyi ders anlatıyor. Doğru. Bazıları çok araştırıcı. Doğru ama şeyle mesela elinde yapılacak bir iş varsa durumuna ve yaşına göre. Diyelim ki bir işverensin ya da bir çalışıyorsun, dosyaları inceliyorsun. Ya da öğrencisin işte değil mi? Sınıfta bir... O döneme ait derslerin var ve yapman gereken şeyler var değil mi? Bir yapman şekil. Gereken şeyler ayrı, severek yapmak ayrı. Sevmiyorsa, şimdi sistem dayatıyor. Doğru. Yapman gereken şeyler bu, bunları yap diyor. Şimdi bu onu, ondan nefret ediyor, onun üretkenliğine inanmıyor. Aslında reddedişinin temel sebebi de budur insanların. O tabii. Başka orada, bir şey yapıyor. Orada o zaman farklı bir şey. Hümanistik eğitim yapacaksın da herkese ayrı seçeceksin. Standart. Böyle şablon eğitimden geçirmeyeceksin. O başka bir yere gider de demek istediğim tembelliğin herhalde dikkat çekeceği nokta yapacağın iş var önünde. Diyelim işte çalışıyorsun belli dosyalar var incelemen gerekiyor.
Değil mi? Bunları bitirmen gerekiyor. Ya hocam bir de bir iş adamının şeyi var böyle. Emekli olmuş, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bir gün işte Marmaris'te balık avlamış falan. Ya Marmaris'te balık avlamak ne güzel, çok güzel falan diye böyle şey yapıyor, anlatıyor. Arkadaşlarından birisi demiş ki, ya sen emekli oldun, hiçbir şeye ihtiyacın yok, gidip oraya yerleşsene demiş. Ama balıklar beni alkışlamıyor kim demiş. O da ayrı mesele. Onun motivasyonu farklı. Ama yani, balık avlarken bir aktivite yapıyor. Şimdi balık tutmak tembelce bir eğilim. Yani uzun süre bekliyorsunuz. Balık tutmak aylaklıkla ilgili. Aylaklıkla ilgili. Orada insanlar trans durumuna, derin transa ve düşüncesizliğe doğru. Hocam hamamda aylaklık var ki Arşimet kaldıraç. Evde kadim çıkmış. Zaten aylaklık hocam yaratıcı bir şey. Deniz Hocam tabii. Da dediği gibi. Mesela büyük felsefeciler hep aylaktır. Mesela Schopenhauer çok zengin birisiydi ve çalışmıyordu varlık olarak. Wittgenstein'in babası işte sanayiciydi. Onun için dağınık gözükürler tipleri. Dağınık ama saç, yani sakalı bakmaz birbirine. Sonuçta bir şey ekol üretmişler. Mesela şey için Sokrates de öyledir mesela. Eşi onun Xantippe derdi ona ki sen çok tembel bir insansın. Eve ekmek getirmiyorsun. Hatta daha da kötüsünü yapıyor. Yani dışarı çıkıyor. Sokakta insanlarla sohbet ediyor. Anlattığı şey ahlak, erdem falan. Tabii. Yani içi boş şeyler tırnak içinde. Kinik. Sonra bir de başka bir şey yapıyor. Onları da alıp akşam evde yemeğe davet ediyormuş. Evet. Karısına daha geçimsiz diyorlardı ama aslında. Geçimsizlik böyle. İşte ekmek parası, eve ekmek getirmiyor ama bir de misafir getiriyor. Ama bakıyorsunuz Sokrates düşünce tarihinde unutulacak bir şey değil. Dünya var oldukça varlığı devam edecek bir insan. Ya. Yani tembellikle şey biraz yani çok keskin çizgileri yok açıkçası. Yok. Aslında yani, biraz Oblomov'u hep örnek gösterirler ya tembellik. Ivan Gonçarov'un Oblomov diye bir şeyi vardır. Oblomovcu davranış. Tembeldir yani Oblomov. Tembel olduğu gibi bir de çalışanları küçümser. Tembelliğin kötü tarafı şu. Bir grup insan da yapılan işi küçümsüyor. Yapanı küçümsüyor. Yani yapmama sebebi küçümsemesinden ve kibirinden kaynaklanıyor. Oturduğu yerden dünyanın aslında ne kadar yanlış bir düzene sahip olduğunu düşünüyor. Yapılması gerekenlerin aslında onun gibi çok kaliteli bir insan tarafından niye yapılsın bunu diyor. Verilen işi beğenmiyor. Yani tembellerin çoğuna baktığınız zaman aslında meşrulaştırıcı unsur olarak kendilerine yani işi verirsin yapmaz. Yani o işin gereksiz olduğunu, patronun gereksiz uydurması olduğunu düşünür. Bir, daha kendisinden aşağıda gördüğü insanların onu yapabileceğini düşünür. İki, kendini narsist bir biçimde üste konumlandırır. Üç, yani tembelliği meşrulaştıran şey aslında işte o kölenin yapması gereken şey ve kendine layık olmayan bir şeydir çalışmak. Ama çalışkanlık, çalışma da ve çalışmanın devamlılığı da insan doğasına, hocam ilk başta söyledi oraya geçtik, biyolojik olarak insan doğasına uygun bir şey midir? Yani şimdi Afrika'da 100 bin yıl önce bir insan niçin çalışıyordu? Sadece günlük ihtiyaçlarını yemek ve barınmayı sağlamak için çalışıyordu. Tabii. Fakat yani günümüzde bakıldığı zaman biz ne için çalışıyoruz? 11 ay çalışıp bir 20 gün, 14 gün tatil için çalışıyoruz. Tabii. Hafta içi çalışıyoruz, hafta sonu bir gün tatilimiz olsun diye. Evet. Yani hep böyle aç kalmamak için. Yani aslında. Ama işte yani. Ihtiyaçlarımız, ve daha çok ihtiyaçlar sınırsız olduğu için arttırılmış ki yani onları elde etmek için daha çok çalışmamız gerektiğini hissediyoruz. Tabii. Fakat aylak bir insan için bu önemli değil. Ben onu da bazen düşünürüm. Yani bir peynir, bir zeytin. Ege'de bir zeytin ağacının dibine oturup düşüneceksin, oturacaksın yani. Avcı toplayıcılar ne yapmış i̇şte, hocam? Ya bir tane geyiği vurmuş gelmiş, ikincisini öldürmez. Çünkü tuzlayıp barındıracak ya da efendim buzluğa koyacak hali yok. Onun için ikinci geyik evin içine gelse onu öldürmez. Yani bir geyiği vurduktan sonra tamam tabii. Bir hafta yat bütün aile. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ama o zaman derin dondurucu yoktu. Derin dondurucu yok işte onu diyorum. Tuz yok, derin dondurucu yok. Nasıl saklasın? Şimdi aslanların davranışlarına bakın. Yani karnı tokken geyik de gelse, ceylan da gelse önünden kıpırdamaz. Tembel bir hayvan mı? Karnını doyurup hayatta kalmanın dışında bir lüksü. Kendime bir tane şuradan köşk alayım. Bir de kadillak çekeyim altına diye bir i̇şte derdi yok yani aslında. Bu çağda biraz işte fazla çalışma yüceleştiriliyor. Evet. Yani çalışmak çok bu sefer kendimize ait bir zamanımız kalmıyor. İnsanın en büyük sıkıntısı bu. Yani dinler çalışmayı yüceltiyor. Mesela protestanlığı işte evet, var ya. Evet oradan geliyor. Sanayi devrimi işte. Püriten ahlak. Kapitalizmi doğuran evet Weber'in işte o şeyleri kapitalizmin çok şey borçlu olduğu. Kalvinistlerin falan İslamiyet'te çok şey var. İslamiyet'te de evet çalışma yüceltilir. Ama zihinsel çalışma da yüceltilir, tefekkür de yüceltilir. Ama aslında mesela cenneti düşündüğünüz zaman cennet aslında bir aylaklık yeridir. Tabii. Yani hiçbir iş yapmadığın, elini soğuk sudan sıcak suya sokmadığın, her şeyin önüne hazır geldiği,
Değil mi? Böyle bir tasvirler var aslında bakıldığı zaman. Yani ulaşmak istediğin yer gene öyle bir yer. Tembellik bir öğrencinin acayip hoşuna gidiyor ya çocuklar. Tembellik yapmıyor ki, çocuk oyun oynuyor. Yani tembel dediğiniz çocuk oyun oynuyor. Yani çalışkan dediğiniz çocuk masanın başından dersi kalkmıyor. Dersi kaynatıyor. O işte burada yanlış terminoloji. Dersi kaynatan çok akıllıdır orada. Ben çok yaptım vaktiyle. Esas olan şey şu herhalde. Yani ders... Yani çalışmıyor. Bir gün önce çalışmaya başlıyor. Ya. Tamam işte o benim. Bütün öğrencilik hayatı. Bu eğitimle ilgili bir sorun hocam. Yani şöyle. Bizim yani sistemdeki eğitim hep tek biçimli eğitim. Yani bir eğitim programımız var. Farklı kişilik tipleri olmasına rağmen, alıcılıkları çok farklı olmasına rağmen herkesi okula sokuyoruz. O tornadan geçirip böyle faşist sistem gibi, değil mi? Aynı eğitim veriyor. Ve nihayetinde de herkesin istediği iki şey var hocam. Oğlanlar Einstein olacak, kızlar Marie Curie olacak. Yani gidişat bu şekilde. Arada hiç otobüs tamirci, itfaiyeci planları yapanlar yok. Yani böyle proje çocuk. Evet. Proje bu, çocuğun ötesinde hocam, bu böyle çok kalıplaşmış bir şey. Yani insan doğasına aykırı işte. Çocuk kendi şu an, zaten şu andaki eğitim felsefesinde çoklu zeka teorisi üzerine oturdu. Çoklu zeka teorisine göre her kişinin güçlü yönleri, zayıf yönleri var. Her kişinin bir kendi anladığı, üstün olduğu yönler var. Mesela bazı kişiler vardır. Müziksel unsurları kullanarak zekası açılır. Hı hı. Onun müzisyen olması, yani hedeflemesi gerekmez. Bir iş yaparken müzik de daha iyi öğrenir. Mesela bazı kişiden kinestetik zekası vardır. Kinestetik zekası olanlar söküp takmaktan müthiş hoşlanırlar. Onu bazı kişiden sosyal zekası yüksektir. İnsan iletişimde çok hızlı iletişim kurarlar başlar. Bazıların içsel zekası yüksektir. Onlar düşünürler, hayal kurarlar ve o şekilde üretirler. İşte klasik zekada ne vardı? Mantıksal zekada işte zeka testinin işte farklılıklar, benzerlikler üzerinde zamanlama, sıralama yaparak bir şeyleri buluyorsun. Zeka testi deniyor. Bunu testi bulan Stanford Binet'e sormuşlar. Yani zekayı tanımlar mısın demişler. En son demiş ki benim testimle ölçtüğü şeydir demiş. Yani bir şey yok zeka tabii ama tek o mantıksal zeka işte. Nedensellik araştıran zeka. O tekil kabul ediliyor ve değişmez, doğuştan kabul ediliyor. Ama şimdi zeka çoklu zeka ve değiştirilebilir, geliştirilebilir doğuştan beri. Duygusal zeka mesela kişinin yani diğer otistik davranış olanlardan hani hafiflerinde pek olmuyor da İleri olanlarda mesela zihin teorisi yapamıyor onlar. Zihin teorisi yapamadığı için, ayna nöronları gelişmemiş olduğu için hayal kuramıyor, tasvir yapamıyor. Sadece gördüğünü inanıyor, yani elini cebine sokuyorsan, o otiste elini cebine soktu o kadar. Anahtarımı çıkaracak, paramı çıkaracak, hiçbir bunları varsayımsal düşünme yapamaz, kavramsal düşünce yapamaz. Yani beynimizde işte insanlarla hayvanların arasındaki en büyük fark onu metabolitsel genler olarak, metakognitif genler olarak tanımlanan 4 tane gen var. İnsan bu zamanını kullanmasına özgür insan. Diğer canlılarda göre. Çalışkan olup olmamada da insan özgür. Ve insanın diğer hayvanlarda genetik olarak aslana bakarsanız günde 15 saat uyur, birkaç saat avlanır, yavrularla oynar, gene uyur. Ve ömrü geçer. Aylaklık yapıyor evet. O aylaklık ama onun genlerindeki sınırlar neyse onu da çok iyi yapar onu. Ama insanın genetik yapısı öyle değil ki. İşte zekayı böyle bak hocam bu kadar kategorize edebiliyorsunuz en azından. Tabii. Fakat eğitim sistemi tek tip. Eğitim sistemimiz bizim şu an skolastik. İşte onu diyorum. Yani bunu bir şekilde en azından bu kategorize edilebilir zekalara göre farklılaştırmak lazım ama teknik olarak bu kadar çok nüfusa değil mi? Mümkün değil mümkün böyle. Mümkün değil yani. İdeal olan bence hiç mümkün değil. Onun mümkün hiç mümkün. Kesinlikle mümkün. Bak Finlandiya'ya. O ayrı. Bizim ekip Türkiye'den bir eğitim ekibi geliyor Finlandiya'ya. Kış günü orada bakıyor çocuklar bahçede oynuyorlar ya. Kalın şeyler giymişler oynuyorlar. O bizim ekipten giden diyor ki onlara ya bu çocuklar kış günü bahçede zorlanmıyor musunuz onlar bir yerde tutmuyor. Ve denmiş oradaki öğretmen hanım demiş ki demiş ya ben siz o çocukları sınıfta nasıl tutabiliyorsun bir arada ben ona şaşırdım aslında demiş. Zorlanmıyor musunuz? Yani o çocukların doğası ve şu anda şeyde yani bu
otistik spektrum bozukluklarının araştırılmasında bu gelişim testi var. Nöro gelişim testlerinde Denver var, Akde var. Orada şey kullanılıyor. İşte dil becerisine bakılıyor. Mantıksal zeka becerisine, ince motor, kaba motor, yürüme gibi becerilere bakılıyor. Sosyal beceriler ve duygusal beceriler ihmal ediliyordu. Tam ölçülemiyordu orada. Bir de duyusal beceriler var, beş duyuyla ilgili. Yani 6 tane beceri şu anda bu tek ilgi alanı bilgisayar olan kişi o 6 beceriden sadece 2-3'ünü kullanıyor. Diğerlerini kullanamadığı için öğrenilmiş otizm gibi bir kavram söylemeye başladık. Yani öyle oluyor. Otistik olsun diye uğraşıyoruz yani çocuklar. Yani farkında olmayan çocuklar otistik gibi duygusal aktarımı öğrenemiyor. Sosyal işlevselliği öğrenemiyor. Yani o ortam, doğa hayatının içinde farkında olmadan öğreniyorduk biz bunları. Şimdi tembellik, çalışkanlık da böyle düşüyor mu? Tembellik, çalışkanlık da şey önemli. İnsan beyninden girdik hocamla. Oradan insan beyninin amaçlı davranımla ilgili bir özgür alanı var. Amaç belirlemesi lazım. Yani amaç insana, amaç varsa bir insanın istek uyanıyor. İstek uyanınca ihtiyaç hissediyor. İhtiyaç hissedince harekete geçiyor. Eğer amacı yoksa hiç, ben bir gün 9 yaşında bir çocuk getirdiler. Babası şeyde kuyumcu. Kapalı çarşıda. Varlıklı bir aile. Çocuk, bu çocuk çok tembel diye getirdiler. Çocuk tembel. Biz ona işte yani neden çalışması lazım? Hayatta amaçlarının olması. Baktık tembelliğin sebebi hani bir herhangi bir zihinsel hastalık değil. Tamamen şey yani eğitim evde amaçlı davranım öğretilmemiş çocuğa. Ya biz böyle şeyden bahsederken çocuk elini cebine attı. Bir tomar dolar çıkardı. Ya dedi doktor bey dedi babam bana şimdiden bunu vermiş. Ben ne için çalışayım ki dedi. Hayda şimdi çocuk amaç yok çocukta. Kolay elde etmiş her şeyi. Amaçsız. Böyle amaçsız olmayınca da yani insanın çalışabilmesi için yani zihinsel çalışmadan da öyle, fiziksel çalışmadan da öyle. Yani genlerimiz çalış çalış demiyor bizim. Öyle bir şey. Genlerimiz bir amaç belirle, ona göre ilerle diyor. Amacımızı belirle, amaç da onun için hani anayasalarda bile ülkü diye geçer bu. İdeal diye geçer. Ve biz ego ideali diyoruz. Ya bir insan ego ideali varsa o insan ona göre askerlikteki şey gibi, stratejik hedef gibidir. Stratejik hedefin eğer senin doğruysa yığınaklarını ona göre yaparsın. Hani onunla ilgili şey yaparsın. Hatta nörobilimde bir vadi modeli vardır hocam. Vadiye, bir boş vadi düşün. Vadinin bir bölgesini devamlı bakıyorsun, suluyorsun, ekiyorsun, biçiyorsun. Orası yemyeşil oluyor. Diğer yerler sapsarı. İnsan beyni de böyleymiş. Hangi bölgesine yatırım yapar bakarsan oralar yeşillenir, gelişir. Yatırım yapmadığın yerler tohumlar toprağın içinde durur ama yeşillenmez. Yani insanın böyle yetenekler şeyle doğuyor. Yani boş levha olarak doymuyor. Tubular asaydı eski felsefe. Şimdi boş yetenekler değil insanda, yetenekler kümesiyle doğuyor. Bunu insan neyi tercih ederse onun için ilkokullarda çocuğa, bizim çocuklara illa öyle tek tip insan yetiştirmek gibi değil, yeteneklere göre insan yetiştirmemiz lazım. Yani kimisi bakıyorsunuz çok iyi şey yapıyor. Yani fiziksel zekası üstün. Yani bu, ama bu ihtimal iklimi oluşturacağız. Yani okullarda ihtimal iklimi oluşturursak çocuk bir ihtimali bulup yakalayıp çıkarabiliyor. Onun için çalışkanlık, yani çalışkan olmayla ilgili özellikle ergenliğe kadar kanıtlama, ispat, kendini kanıtlama motivasyonuyla yapıyor çocuklar. Yani kendini kanıtlama, gösterme, büyüdüm diye hep yaşını büyük gösterirler ya. Sonra da bizim gibi ondan sonra da küçük gösterirler. Yani o aslında büyüme arzumuz var. Yani insanda bir de temel duygulardan birisi de işte yaşam kalım arzusu var. Yani insan enteresan son yaşına da gelse artık ben öldüm gidiyorum demiyor. Ya daha çok daha nasıl yaşayabilirim diyor. Yani bütün insanlarda, bütün canlılarda yaşama enerjisiyle ilgili bir biyolojik doğamız var. Yani hayatta kalmak istiyoruz. Ama bunu çalışkanlık yönünde, verimli yönde kullanabilmek, amaca yönelik kullanamamak bizim seçimlerimizle ilgili. İsterseniz çalışkanlık boyutunun ikinci bölümde devam edelim. Kısa bir ara. Tamam.
Çeşitli tabii literatürde çok çeşitli çalışmalar var işte tembellikle ilgili, sakinlikle ilgili. Hatta bazı kişilik tipleri olmuş bir kadın doğumcu hekimle kardiyolog bir hekimin bir sohbeti oluyor. Kardiyolog hekim ya ben 6 ayda bir koltukları değiştiriyorum demiş. Bekleme koltuklarını hastaların. Bir tuhaf demiş, arkadaşına sormuş kadın doğumcu. Sende var mı demiş, yok ya demiş. Niye demiş, ya benim hastalar hep böyle didikliyorlar koltukların kenarlarını demiş. Koparıyorlar böyle. Koparıyorlar. Ondan sonra bunu bulan kardiyolog bakmış ki kendisine gelen hastaların çoğu stres seviyesi yüksek hastalar. Onlar işte A tipi hastalar deniyor. Aceleci, sabırsız, beklemeyi sevmeyen, hemen olsun, şimdi olsun diyen A tipi hastalar A tipi davranış. Daha sonra B tipi davranış ortaya çıkıyor. Onlar daha sakin, daha soğukkanlı, daha sakin, daha sebat, dayanıklık becerisi daha yüksek, daha gelişmiş. O ikisi stres yönetiminde önemli olan kavramlar ve bununla ilgili stres kelimesi de ilk defa endüstri devrimiyle başlamış. Stres kelimesi bak. Çalışkanlıkla stres arasında niye çalışmıyorsun ben strese gelemem diyor mesela. Stresle çalışkanlık arasında şöyle bir ilişki var. Stres bu metallerin birbirlerine tazyik yaptığı yerlerde o yüklenme yaptığı yere stres noktası deniyor. Stres kelimesi. 1960'larda Kanadalı şey var bir fizyolog Hans Selye galiba. O şey yapıyor. Stres hayvanlarda stres deneyleri yapıyor. Stres durumlarında hayvanlara ya savaş ya kaç tepkisi oluyor. Savaş tepkisi olursa otonom sinir sistemi aşırı çalışıyor. Göz bebekleri küçülüyor, bütün dikkati artıyor, sık kasları kasılıyor, tehlikeye odaklanıyor. Eğer korkarsa kaç oluyor, tansiyonu düşüyor, bayılıyor mesela. Bu hayvanlarda böyle bir fizyolojik reaksiyon var diye bu fizyolojinin stres kelimesinin psikiyatriye girmesine ne sebep olan şeydir o. Çalışmadır, devrim yaptı. Bir de herhalde zamanın yetmemesi hocam. Çalışmaya. Yani işverenler talepleri o kadar yüksek oluyor ki zaman hiçbir zaman yetmiyor. Yani sürekli üretimi teşvik etmek değil mi? Yani hocam tüketim kültürü ya. Tüketim odaklı gidiyor sistem. Dünya tüketsin, tüketerek üretsin istiyorlar. Ya orada ilginç bir tanım var. Ben bunu hocam da buradayken hocamdan cevabını aldım. Bu iktisatın tanımı var. Diyor ki neydi o? Sınırsız alternatif kıt kaynakları sınırsız ihtiyaçlarla karşılamak değil mi? Öyle bir şeydi. Tabii tabii. Yani sınırlı, nasıl olabilir? Sınırlı kapasiteyi sınırsız ihtiyaçlar için kullanabilmek. Sınırsız ihtiyaç nasıl olabilir? Yani bir insanın sınırlı bir ihtiyacı vardır. Fizyolojik ihtiyaçlar, yeme, içme, barınma. Yani demek hocam, ki sınırsız ihtiyaçlar varsa nasıl toplum... Bak 150 sene sonra elektriğe ihtiyaç var mıydı önce? Yoktu. Ne oldu? Oluştu. Mobil telefonsuz yaşayabiliyor muyum? Yok oldu. Yani. Neden oldu bu? Bak şimdi insanda bir de gelecekteki ihtiyaçlar var. İnsanın varlığı gelecek projeksiyon yapabilen varlık. Gelecekteki ihtiyaçları da mesela insan uçmak ister ya. İnsanın yani ilginç bir varlık yani insanın şeyi istiyor. İnsan doymuyor ya. İnsanda sınırlı temel ihtiyaçlar İnsanı harekete geçirmiyor. Fukuyama'nın kitabı var ya. Yani insanın o şeyde yine iki tane davranış iktisatçısı Nobel ödülü aldı. Psikolojik psikolog da davranış iktisat ödülü aldı. Sebeplerinden birisi de insan temel ihtiyaçları için çalışan bir varlık değil. Mesela takdir edilme arzusuyla daha çok çalışıyor. Mesela çok parayı alıyor, gidiyor bir tavlıyor. Dünyada eşi bulunmayan bir tavlıyor. Ben rahmetli bu Tema Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Hoca, Hayrettin Karaca'nın
O Yalova'da çok güzel bir arboretum var. Oraya gitmiştik 2004'tüz. Orada bizi gezdirirken dedi ki orada bir saksı var. O saksıda böyle çok böyle üzerinde saatlerce çalışılmış bir bitki var. Şekil verilmiş böyle motifler. Bu dedi işte çok pahalı dedi. Biz bunu dedi parası çok aklı az olanlar için üretiyoruz dedi. Hiç unutmam yani. Yani başka kimse de yok, sadece bende var diyen bir hırs insanda. İşte bu hırs insanı çalıştırıyor. Mesela şu anda Bill Gates aşı maşı her şeye giriyor. Onun maksadı para kazanmak değil. Hakimiyet duygusu. 20 milyar doları var zaten. Ya adam dünyaya... Niye 30 olmasın? Niye? İşte 30 değil o. Dünyaya hükmetmeliyim duygusu. Para değil orada. Yani, ve mesela güven duygusu. O güven kitabını Fukuyama yazmış. İnsanı çalışması için karar verirken güven... insanı homo economicus diyordu kapital sistem. İnsan ekonomik varlıktır. Rasyonel akılla hareket eder. Kar zarar analizi yapar. Kararlarını buna göre verir diyordu. Ama şu anda 2000'li yıllardan sonra insan homo psikolojikustur. Sadece kar ve zarar motivasyonuyla hareket etmez. Psikolojik ihtiyaç için, mesela insan en büyük yatırımlarını ihtiyacına göre değil, sevgi duygusuna göre yapar. Evlilik büyük kararları sevgiye göre verir. Büyük kararlar duygularına göre verir. Yatırımlar duygularına göre yapar. Duygular bu nedenle insan homo psikolojikustur diyerek şeyde ekonomide tez davranış iktisadı gibi bir alan çıktı ortaya. Bu insanın şeyiyle ilgili işte. Özgür iradesinin olmasıyla ilgili bir şey. İnsanda yani beynimizin ön bölgesi ya bir şey geliyor, red kabul. Evet, uygun uygun değil. Evet, hayır. Güvenli güvenli değil. Geçerli geçerli değil. Zihnimizde bir jüri var. O jüri hızlı bir karar veriyor. Karar verdikçe ilerliyoruz ama bu jürinin üyelerinden birisi de emosyon, duygular. Emosyonlar bizi bu harekete geçiriyor. Onun için duyguları göz önüne almadan sadece rasyonellerle yani sadece akılla hareket ettiğimiz zaman bir müddet sonra onlar bakıyorsun büyük ailelerde rastlıyoruz biz. Baba kurmuştur şirketi, şahane bir şirket. Yani bakıyorsun 2-3 nesil devam etmez, gitmez. Neden? Baba başarılı olmuş ya. Onu kaybetmemek için şey yapar, muhafaza etmeye çalışır. Buna batık bedel sendromu deniyor. Batık bedel. Ya bir insan Concorde uçakların yatırımı öyle olmuş. Batık bedel sendromu. Bir insan bir konuya çok yatırım yapıp çok para yatırdığı zaman ya bu kazanması lazım. Kazanması daha çok yatırıyor. Daha çok yatırıyor. Daha çok yatırıyor. Yatmasını kabul etmiyor. Batık bedel sendromu. Bedel batık bedel. Şey boşa gidiyor o para. En sonunda büyük bir kazadan sonra mecburen İngiliz-Fransız ortaklığıymış o Concorde uçakları. Çok hızlı, 3 saat uçuyormuş hatta. Tabii kıtalar arası gidiyorlar. Ama tutmadı bu. Ama müthiş yatırımların hepsi sırf batık bedel sendromu da oradan hareketli. İnsanın da bir şeyi var yani. Tembeller de ondan yapmıyor belki. Nasıl belki olmaz deyip yatırım yapmıyor herhalde. Gayret etme mesela. Entropi yasasına göre tembelliğe daha yatkınız bence. Ama beyin zaten o da biraz kişilik özelliği herhalde. Bence yani de. Kişiliğin mizaç özelliği var ya hocam. Yani sonuçta bizim yani frontal dediğimiz alın beyin bölgesi gelecek planı yapar değil mi? Olmayan geleceği düşünürüz işte. İşte şu konuma geleceğim, bu işi yaparsam şu ödülü alacağım, takdir edileceğim. Uzun vadeli bir hedef belirleriz. Onun sonucunu da hayal ederiz. Ona göre de motive oluruz. Kendim. Ama işte o motivasyonun arka planında da gene mizaç kimyaları var. Yani kesinlikle. Eğer beyinde dopamin çoksa anneden babadan sağlam gelmişse o zaman daha çalışkan, daha amaca yönelik arzulu oluyorsun insan. Noradrenalin dediğimiz kimyasal yüksekse daha enerjik şekilde motivasyonun artıyor. Aynı şey toplumlar için de geçerli. Tabii toplum için ama tabii toplumu zaten nasıl aktive edip çalışmaya ve üretmeye teşvik edersiniz? Mesela toplumun dopamini, noradrenalini falan nasıl oluşuyor? Bir toplum var mesela. Akdeniz şeyi mesela. Uyuyor öğleden sonra yani deli olursunuz gidersiniz mesela İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da öyle böyle güney şeridinde açtırmaya çalışın dükkanını açmaz alacağım dersiniz açmaz uyuyor. Akşamda 2 saat öğleden sonra çalışır 2 saat sabahtan çalışır ondan sonrası siesta ve keyif. Keyif toplumları bunlar çok mutlular. İspanya'da öyle ama ya. Çin'e bakın Japonya'ya bakın oralarda da kutsal bir şey yani çalışmak ve vatanları için çalışmak onu yapmak bunu yapmak. Aslında baktığınız zaman yani gerçekte insan
tabiatına neyin uygun olduğunu sorarsanız, yani siesta kültürü mü daha şey, yoksa sabahtan akşama günde yani, 12-15 saat çalışan mı? Meksika'da, Meksikalılar mesela, Amerika, Meksika, yani benzer toplumlar. Biri şimdi dünyada hükmediyor, öbürü işte zor şey yapıyor. Hı hı. O bir kültür farkı, yani İspanyol kültürü ya şey, Meksika ve şey. Yani o diyor şey, Almanya daha çok şey, Amerika Protestan kültürünün etkisinde. Meksika'da işte Meksikalılar tembelliğiyle meşhur ya. Çalışınca ne yapacaksın, ne yapacaksın? Şu kazanacak, şunun servetin olacak, şu olacak. Ondan sonra ne olacak? Hiç. Ben şimdiden içim diyor. Katolikler mesela Akdeniz şehri daha ziyade Katoliktir. Papalık öyle çok çalışkanlıktan yana olmamış belki tarihsel olarak. Yani hani 1500'lere kadar dünyanın en zengin, Avrupa'nın daha doğrusu en zengin yapısı kilise. Çünkü tarım, toprağa sahip. Dünya topraklarının cennet, yarıdan fazlasına yok, kilise cenneti sahip. Cenneti de satmış hocam. Cenneti de satmış ve var olan dünyayı da zaten fakat kendine almış. Şey, Martin Luther ne yapmış biliyor musun? Bir gün mahkemeye gitmiş. O işte bak, protestan ahlakını ortaya çıkaran Martin Luther gitmiş ki, arkadaşlar demiş, ben bütün cehennemi satın aldım demiş. Bu cehennemi satın aldım. Cehennemde yer yok. Yani hiçbirinizin cenneti, cennetten arsa almaya imkanınız yok deyince herkes sorgulamaya başlamış. Hayali bir şey satıyor diyor. Bak adam ezber bozmuş ya. Martin Luther. Onun da cenneti var ama. O da cennet, cehennemin dışında değil. Yani. Ama o da gitmiş şey, Endülüs'ten almış. Toledo'daki çevrelerden almış. Plüten ahlakı öyle çıkarmış mesela. Ortaya çıkarıp orada, yani İbn Haldun'dan daha çok çıkarıyor. Yani sosyolojik hedef belirleme, strateji geliştirme. Ama insan stratejik hedef geliştirebilen, stratejik üretebilen bir varlık. Strateji üretebilen bir varlık olduğu için insan, tembellik insanı yokluğa götürüyor. Çalışkanlık varlığa götürüyor. Hedefine göre var oluyorsun veya var olmuyorsun gibi. Martin Luther'i siz 11. yüzyılda ortaya çıkarabilir miydiniz? Bir kere ona bakmak. Tabii, o da var, olmaz. Doğru. Yani zaman... orada büyümekte olan bir yapı var. 1500'lere geliniyor artık. Almanya sanayi toplumunun ilk şeyleri doğacak. Yani bir yandan sömürgeler ortaya çıkmaya başlıyor. Yeni dünyalara tanıyor ve Haçlı seferleri dini sefer mi, ekonomik sefer mi hocam? Vallahi yani yapan içi açısından baktığınız zaman, yani oraya Çapulcu tayfesi gidiyor zaten, Haçlı seferi dediğiniz şey, işsiz güçsüz başı bozukları gönderiyor papalığın etkisiyle. Onun için hani o inancıyla gidiyor gider. İnancı ama ekonomik seferi. O zaman Doğu zengin, Batı fakir. Tabii sıkışmışlar ki orada. Tabii ki ama yani şey öyle, ortaya endüstri devriminin ortaya çıkışına sebebi sıkışmış. Osmanlı tutmuş bu tarafı, Akdeniz'i tutmuş. Haçlı seferlerinde Osmanlı yok. Daha sonradan ama gelmiş işte artık Müslümanlar falan gelmiş Anadolu'ya. Yani Müslümanların Anadolu'ya gelişi 1071'de falan önemli tabii. İlk Haçlı seferleri biraz şey gibi, Daeşliler var yani, Avrupa'dan gidiyor, katılıyorlar. Tabii tabii. Avrupa'daki yani, onlardan tabii, kurtulmak tabii, için tabii, hepinizi gönderiyoruz. Günahlarınızı da affettik. Tapınak şövalyeleri. Din adına gidin falan. O arada ama yani Ortodoksların ortaya çıkışı 1095'te falan filan, papalık kendi şey yapıyor. Papalık açısından ikiye bölünmüş bir Hristiyanlık var. Yani orada büyük gücü kaptırmak eğiliminde değil. Yani Tanrı adına topluyor. Zaten işte Latin Krallığı falan kurulurken de gelip hani Kudüs'e kadar giderken yarı yolda bir de İstanbul'u yağmalayalım modeline falan geliyor işler sonradan. Ama şunu söyleyeyim yani, o şeyde çalışkanlığın, tembelliğin yani bir değer olarak ortaya konuşunda sanayi toplumunun, hep tekrar oraya geliyoruz, rolü çok yüksek. Yani orada Protestan ahlakını sonradan kuzeye doğru yükseliyor, işte Calvinist öğreti, oradan yukarı doğru Anglikan öğreti, buralar hep endüstriyelleşmeye başladığı zaman ticaretle ilgileniyor. Mesela papalık faizi yasaklıyor. İlk faizi yasaklayan papalık. Yani o tür ticareti, parasal ticareti falan yasaklıyor. Çalışmak makbul bir şey değil yani, çünkü toprak ekonomisini önceleyen, çünkü toprak ekonomisinden, tarımsal ekonomiden vazgeçtiği zaman dünya, kilisenin elindeki en büyük zenginlikler parasız bir şey haline geliyor, anlamlı bir şey olmaktan çıkıyor. Onun için papalığın yapmaya çalıştığı şey o düzeni sürdürmeye çalışmak, yani onu baskılayacak bir düzen oluşturuyor. Yani orada kilise baskısı var. Kilise baskısı. Kilise. Orada ibadet et diyor. Çalışmayı bırak. İbadet et. Ömrünü onda geçir diyor. Köylesi çalışacak zaten yani. Ya da niye bu kadar ihtiraslısın diyor. Herkes çalışmıyor tabii. Yani sonuçta zenginlik bu şey. Burjuva olanlar ya da sanayi devrimindeki işverenler elit kesim. Yani onlar aslında hocam arada söyler, fikir işçisi onlar. Alttakiler bedensel çalışıyor ve onlar için çalışma övüldüğü halde
Kendileri tabii daha kendilerine ait daha çok zamanları kalıyor muhtemelen. Ama şey yani herhalde tembelliğe hayır demek lazım. Çalışkanlık evet. Ama aylaklığa da bence bir göz kırpmak lazım yani. O Russell'ın kitabında aylaklığı mesela çok över. Evet. Yani antik çağdaki dünyayı değiştiren şeyler, antik çağ, işte Rönesans falan, onlar aylaklığın ürünleri olduğunu söylüyor. Yani bir noktaya kadar çalışıyorsunuz. Çünkü Rönesans'taki ressamlar, bilim insanları genelde korunmuştur ve kendileri fiziksel olarak çalışıp bir kazanç elde edip onun üzerinde yaşamlarını sürdürmemişlerdir. Birilerinin himayesindedirler. Bu Japonların bu kadar çalışkanlığının şeyi, çocukları küçük yaşta böyle tuvaletlerinin bile temizlik işçileri yokmuş okullarında. Evet, onu ben de geçen gördüm. Okulda dönüşümlü tuvaletleri temizliyor. Sırayla çocuklar öğretmen, küçüklerde de öğretmen yaptı yani. Böyle bir öyle yapılıyor ve çocuklar temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak böyle büyüyorlar be. Yani bir nevi küçük robotlar gibi. Hocam bizde yani mesela Batılı da çocuğuna yatağını kendisine toplatır. Bizde anneler toplar yatağı. Çocuk kocaman oluncaya kadar yatağını toplamaz. Sofraya hizmet edin mi? Herkes tabağını kaldırır Batı kültürünün içinde. Yani çocuk yediği yemeğini kaldırır, teşekkür eder. Sırt çantasını taşır. Taşır. Biz tabii de hemen küçük, alırız hemen, hemen hiç çocuğumuza olmasın. İzin vermeyiz yani ağırlık olmasın, şunu yapmasın. Şeylerde yazıyor böyle, yiyeceğin kadar al, aldığını da ye diye yazar bu. Puritan ahlakın şeyindedir o. Tabii. Yani israf etmemek de vardır yani. Tabii. Yani. Ama yani çalışmak da yani kültürün çok önemli bir parçası. Çok, mesela şeyde görürsünüz. Batı dünyasında Amerikalı falan da bunu çok yapar. Demonte haldedir. Mesela kütüphane yapacaksınız. Size gelip bir marangoz evinize onu yerleştirmez. Demonte kutusuyla alırsınız. Herkes iyi kötü evinde kütüphane yapar, masasını yapar. Yani monte edilmemiş bir şey monte edebilir. Çok basit el işçiliklerini kendileri yaparlar. Badana yaparlar, ampulleri değiştirirler, onu yaparlar, bunu yaparlar. Hani bizde belli bir şeyin dışında, şimdi artık el işi ders falan da kalmadı galiba. Eskiden biz örgü mörgü dikiş falan öğrenirdi kızlar. Erkekler de biraz marangozluk falan öğrenirdi yani şeyleri bilirlerdi. Şimdi o da yok herhalde. Biraz galiba çocukları yetiştirme biçimimizle de alakalı. Beklentimiz farklı yani. Biz çocuğumuzdan kendi hayatını idame ettirebilecek bir takım eylemleri beklemek yerine matematikten şunu al, fizikten bunu al, sınavından onu geç, senin vazifen bu falan diyoruz. Bir öyle yani. Bir kız çocuğu tipi var biliyor musunuz? Annesi falan aman oku kızım diye bulaşık bile yıkatmıyor, mutfağa sokmuyor. Ondan sonra okuyor, mühendis oluyor. Ondan sonra evlendikten sonra bir çay çorba yapmak gözünde büyüyor. Evet öyle. Yani var yani var. Öyle yani onlar. Neyse onların kocaları yapsın. Tembellik şeyde de var hocam. Özellikle dini konularda. Yani bu kadar aslında insanlığın anlam arayışında çok büyük bir şeydir din. Tabii. Fakat insanların çoğu din konusunda kendi bir arayışa girmez ve işte biliyoruz işte cemaat liderleri şunun bunun peşinde. Onun peşine takılarak bilgiyi ondan edin. Kendi çaba göstermez. Zihinsel tembellik İşte o cehaleti doğuran en sebeplerden bir tanesi. Tabii. Tembellikle yani, cehalet de yakın yani alakalı. İnsan aslında insanın şeyi yani hem psikolojik doğası tembelliğe yakın değil. Psikolojik doğası. Tembel olduğu zaman dilenç pozisyonuna düşüyor. Yani isteyen pozisyonuna. Bir insan onuruyla yaşamak istiyorsa, emeğinle kazanması ve başı dik dolaşabilmesi lazım. Yani insan bu hedef bile ben namerde muhtaç olmayacağım, alın terimde kazanacağım, değer yargılarım olacak ve onurumla yaşayacağım. Bu kadar değer yargısını bile çocuklarımıza öğretsek yani oğlum sen başın dik dolaşabilmek için çocuğum onurunla yaşamak için belli bir hedefin olup onun için çalışman lazım. Bu senin için bu önemli dersek biz yani şu anda ben bakıyorum yeni annelere olan çocuklarını biz sıkıntı çekmedik onlar da çekmesin diyerek altın tepside her şey sunuluyor. Altın tepside sunulunca çocuklar farkında olmadan tembelliği öğreniyorlar. Yani onlar tembelliği de öğrenmesinler, çalışkanlığı da böyle hamallık gibi de öğrenmesinler. Belli amaca yönelik değil mi? Zaman yönetimini yaparak öğrenirlerse o çocuklar nerede çalışkan olacaklar? Nerede bunu hatta şey deniyor. Şimdi bu pozitif psikolojide mutlulukta alignment deniyor. Alignment'ta şey vardır hani
bilgisayar açınca ekran kendi kendine ayarlı hizalama yapar ya. Alignment'ta bir insan nerede hızlanacak, nerede yavaşlayacak, nerede duracak, nerede durmayacak gibi ayarlama yapar. Bir topluma girdiği zaman kiminle daha iyi konuşurum, kiminle konuşamam diye bu zihinsel bir ayarlama yapar. Bu ayarlamayla sosyal alanda var olur. Onu öğrenmek bir beceri, kendiliğinden gelmiyor. Bunu şimdi mutluluk biliminde, pozitif psikolojide bu alignment'ı bir değer olarak öğretmeye çalışılıyor. Onun için tembellik de bir insanı hayatta başının dik dolaşması, onurla yaşaması için belli bir hedefler olup ona yönelik çalışması ama kendine de haksızlık yapmaması gibi toparlayabiliriz herhalde tembellik, çalışkanlık dengesini. Bu programımızın da sonuna geldik. Hoşça kalın. Thank you.